LGS'ye son 111 gün 1 1 1 3 1 araya gelince ne kadar da kuvvetli olmuş. Normal tek başına bir hiçbir işe yaramıyor. Ama 3 tane bir yan yana gelince 111 oluyor. Sizler de şu anda tek sadece matematik çalışırsanız olmuyor. Türkçe'ye, fene, inkılaba, dine, İngilizce'ye bir bütün olarak çalışmanız lazım. Hepsi bir araya geldiğinde en yüksek netlere ulaşacaksınız ve çok güzel yerleri kazanacaksınız arkadaşlar. Anthony Robbins isimli bir arkadaşımız diyor ki kaç hata yaparsanız yapın veya ne kadar yavaş ilerlerseniz ilerleyin denemeyen herkesten hala öndesiniz diyor. Niye? Bak bu iş denemiyor öyle duruyor. Ya işte bakalım gireceğiz diyor. Bu ise hata yapıyor. Hata yapıyor. Matematikte kaçırıyor, fende kaçırıyor. Üzülüyor, vazgeçiyor, üzülüyor. Bir şeyler yapıyor yani. Hatalar yapıyor ya da yavaş ilerliyor. Ha bir tanesi var süper o zaten çok iyi. O ayrı onu geç. Ama biz bu arkadaşımızdan daha öndeyiz. Dolayısıyla biz sıralama sınavında LGS'de sıralamaya girerek iyi yerleri kazanacağız arkadaşlar. Hata yapmış olmamız, istediğimiz netlere hala ulaşamamış olmamız bizi asla vazgeçirmesin, asla moralimizi bozmasın. Şimdi Dila demiş ki 111 beğeni almış. Denemelerim hala aynı ne yapmalıyım? Arkadaşlar bununla alakalı bu videonun başında söylediğim şeyi bir kez daha söylüyorum. Netleriniz artacak. Yeter ki kendinize sadece belli bir şeye odaklamayın. Netinizi sağlama almak ve daha iyisini almak için daha çok çalışmanız gerektiğini unutmayın. Geçenki videomuzda da paylaştım sizlerle. Mesela geçen sene %3'lük dilime girmiş. Bu öğrencimiz 15 matematik yapmış. Eyvah ben yapamıyorum diye endişelenmemize gerek yok. Çünkü yine 2021 lgs'de bu öğrencimiz 8 matematik yaparak %3'lük dilime girmiş. Niye? Feni ve Türkçe'yi çok iyi yaptığı için. Veya da bu öğrencimiz de normalde 9 matematik yapmış ama yine feni ve Türkçe'yi yaptığı için gene iyi bir dilime girmiş dedik. Veya da bu öğrencimiz 11 matematik yapmış ama ondan da iyi yerlere çıkmış. Niye? Çünkü Türkçe ve feni gene iyi yaptı. Bak iyi yaptı derken de Türkçe belki çok iyi yapmış ama Fende dört tane yanlış var. Dolayısıyla sınavı bir bütün olarak düşünmemiz lazım arkadaşlar. Veyahut da bu arkadaşımız 12 matematik yapmış ama... ...Türkçe fen'i yapınca yüzde birlik dilimlere kadar gelmiş. Yani ben matematiğe çalışıyorum. Matematik, sayısal, fen, fen. Tamam kardeşim güzel de... ...Türkçen ne durumda? İnkılap din İngilizcen ne durumda? Bunların hepsinin bir bütün olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Ha hepsini çok iyi yapınca o ayrı mesele. Bak hepsini yapınca ne oluyor? O zaman 008 oluyor. O ayrı mesele. Neredeyse James Bond olacakmış 007. Ama biz vazgeçmeyeceğiz. Hocam hep iyi netleri gösteriyorsunuz, ben kötü yapıyorum diyen arkadaşlar için söylüyorum. Hiçbiriniz kötü yapmayacaksınız, çok iyi yapacaksınız. Bakın bu iki matematik yapmış neredeyse yani üç matematik yapmış. Onun cilimde yani Anadolu Sitesi'ne, Sosyal mühendisliğine girmiş. Bu bir matematik yapmış... O da sosyal Bilimler lisesine girmiş. Bunların hepsi başarılı olmuş öğrenciler arkadaşlar. Bizler sizlerin de en az onlar kadar başarılı olacağını eminiz. Vazgeçmiyorsunuz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla denemelerim hala aynı. Ne yapmalıyım? Daha çok çalışmalısın. Daha çok gayret göstermelisin ve vazgeçmemelisin dilim. İkinci dönem nasıl çalışmalıyız? Son dört ay olduğu için artık deneme ağırlıklı çalışmamız gerekiyor. Bol bol deneme çözmemiz gerekiyor. Ve denemelerde yaptığımız hatalarla bağlantı olarak sorular çözmemiz lazım. Mesela denemede Örnek veriyorum. Eşitsizliklerden hatam çıktı. Hemen açacaksın zor bankasını. Eşitsizlikler testini bulacaksın. Eşitsizlikler testini temizleyeceksin. Acımayacaksın. Niye? Eşitsizliklerden hatam çıktı diyeceksin. Matematik ve fene ayrı olarak nasıl çalışmalıyım? Şimdi az önce gösterdiğim şeyler çok önemli arkadaşlar. Matematik zaten temel, orta, sınav tarzı. Yani belli bir düzen içerisinde gitmek gerekiyor. Bir soruya bazen 5-10 dakika verip sabretmek gerekiyor. Fen Sabredeceğiz ama de yazarak çalışmanız lazım. Yani matematikte size bütün bilgileri önünüze verseler, sınavda belli işlemleri göremezseniz, belli paragraflar okuyamazsanız soruyu kaçırırsınız. Ama FEN'de tüm FEN kitabı yanınızda olsa bir şekilde bakar bakar yaparsınız. Bazı yorum soruları hariç. O yüzden ilk başta matematik gibi FEN'de ilk yapmanız gereken şey soru çözmek arkadaşlar. Zaten LGS için de gerekli olan bu. Soru çözmek ilk yapmanız gereken şey. İkincisi ise soruları çözerken karşınıza ders notlarınızın olması lazım. Yani sanki kopya çekmenize izin vereceklermiş gibi... İnkılapta yaptığınız gibi fende de bazı bilgileri karşınıza koyarak sorular çözebilirsiniz. Yani büyük resmi, büyük resim derken kopya demek istiyorum ama büyük resim yazıyorum. Büyük resim önünde olmalı. Yani bilmen gereken şeyleri önünde tutmalısın. Ha deneme çözerken hayır. Ama test çözerken evet. Sınav yaklaştıkça stresim artıyor. Nasıl azaltmalıyım? Arkadaşlar sizler neleri neleri başardınız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam yedi sınıfı hakkıyla bitirdiniz. Şimdi sekiz sınıf bu da bitecek. Sonra dokuz, on, on bir gelecek. Bu bir sadece sınav. Bu sınava kendi isteğinize giriyorsunuz. Ve az önce gösterdiğim sonuçlar çok çok önemli. Yani sonucu ne olursa olsun zaten iyi bir yere gireceksiniz. Sonucu ne olursa olsun zaten çalışmanın karşılığı olarak bir gurur, bir görevini yapmış olmanın verdiği bir huzur olacak içinize. O yüzden strese girmeniz gerek yok. İnşallah çok güzel günler sizleri bekliyorum. Motivem düştüğü zaman nasıl çalışabilirim? Karşınıza bir hedef koyabilirsiniz ya da bu netleri gibi mesela, hani dedim ya 15 matematik hocam ben yapamam ki. E buyur kardeşim 8 matematik yapmış, yüzde dilime girmiş. Hocam bu da çok yüksek. Al o zaman hemen başka bir şey göstereyim. Nerede? Gösteremiyorum. Ha, pardon bu da bu da çok yüksek oldu. Nerede <laughs> mesela 2 matematik yapmış. Onluk dilime girmiş, sesine girmiş. Yani iki değil de sekiz matematik yapsa beşlik dörtlük dilime girecek ki onların da örneklerini gösterdik arkadaşlarımıza. Hatta bakın hatta bir tanesi burada şöyle göstereyim şurada. Bak ne yapmış? Yediye dört. Yani altı beş, altmış altı net yapmış. Altı dilime girmiş. 6. dilime girmiş. Niye? Türkçe 18, fen 18 olduğu için, diğerlerini de iyi yaptığı için. Hatta dinde de iki tane yanlış çıkmış. Allah affetsin. Ama yine çok güzel bir yere girmiş. O yüzden vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Yani önümüze hedeflerimizi koyuyoruz. Sıkı sıkıya çalışmaya devam ediyoruz. Acımıyoruz yani. LGS uyku düzeni nasıl olmalı? Hiç uyumamalısın Dila. Hiç uyumayacaksın. Sürekli hayır tabii ki öyle bir şey yok. Uyuyacaksın. Uyku çok önemli. Gıda kadar önemli. Erken yatıp erken kalkmak senin için daha avantajlı. Çünkü sınav sabahleyin olacak. Hatta göstereyim sınav kitapçığını. Demiş ki sözel bölüm sabah 9.30. Aa 9.30'da sınava gireceksen 8.30'da kalkman lazım. 8.30'da kalkman için erken yatman lazım. O yüzden erken kalkmaya kendinize alışın arkadaşlar. Ha sınav 11.30'da olsaydı gece geç yatıp sabah Geç kalkın derdim ama sınav erken saatlerde. O yüzden erken yatıp erken kalkmak önemli. Uyku düzeniniz bu olmalı. Sabah erken çalışmak yoksa okuldan sonra çalışmak mı? Sabah erken çalışmak çok daha faydalı dila. Ama vakit kalmıyorsa veya erken uyanamıyorsan o zaman okuldan sonra da çalışabilirsin. İstanbul Erkek Lisesi sadece erkekleri değil Türkiye'nin en çalışkan bütün insanlarını bekliyor. Kızları erkekleri hepsini bekliyor. Çok güzel bir okul, mükemmel bir okul. Dilimi de yüksek ama sizleri bekliyor arkadaşlar. Çalıştığınızda kazanacaksınız. Haftanın kaynağına baktığımızda Eko Matematik ve Fen Zoru Bankalarını görüyoruz. Şimdi normal zoru bankalarımızı biliyorsunuz arkadaşlar. Fen Zoru Bankası, Matematik Zoru Bankası. Bunlardaki bütün özellikler yani dijital sorular, zorlayıcı sorular, özel kare kod çözümleri bunların hepsi aynı şekilde Eko Fen ve Eko Matematiklerde de var. E hocam e bu ikisinin farkı ne? Bu daha az kağıt tükettiği için e, tabii ki biraz daha küçük baskı daha az kağıt tükettiği için ekolojik ve ekonomik yani fiyat olarak daha uygun. Ama sorular aynı. Ödevlerinizi yaparken, sorularınızı çözerken aynı. Bu kitapta daha az kağıt tüketim ve daha az ödem var. Bunları da çözmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Eğer bunları almadıysanız ya da bunlar size fiyat olarak yüksek geliyorsa ben olsam buradan çözerim. Benim amacım bol bol soru çözmek. Çıtır çıtır hepsini çözer. Bitirdim. Ardından da LGS 2022 geldiğinde gel bakalım kardeşim Şunları alalım. Soru bankasını alalım sahneden. Gel bakalım sözel, gel bakalım sayısal. Neredeydiniz sizlerim? Onlar da zaten sizi bekliyor olacak. Tıkır tıkır önce sözeli güzelce yaparım. Ardından sayısalda fenden başlayıp de güzel güzel yapar. Yapabildiğimin en iyisini yapar ve ardından da okuluma girerim. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. İnşallah güzel çalışmalarınızda gayretlerinize çok güzel netlere ulaşacaksınız. Sizleri çok seviyoruz. Hadi bakalım kendinize bakın.